Pearson da üçledi. Catchings'ten iki atış. İlk atışı isabetli Tamika'nın. 55-44. İkinci de isabetli. 56-44. Fark 12 sayı, geride kalan 3 periyotta da 12 sayılık farkı yakalamıştı sarı kırmızılar. 11-0'lık serileri vardı Tarsus Belediye'nin. 2 sayılık fark yarattığını, yakaladığını belirtelim yine. Geride kalan 3 periyotta ve 5-0'lık serileri var. Tuba Palazoğlu'nun itirazı. Özlem Yalman da itiraz etme şeklinde bir uyarıda bulundu. Tuba da üçledi bu arada. Hatırlatalım da Özlem Yalman da dün verilmişti FIFA kokkartta. Evet. İkinci FIBA hakemi oldu. Evet, FIBA hakemi oldu. Bir kez daha kutlayalım kendisini. Başarıların devamını diyelim. Alexis Hornbuckle sol eliyle bıraktı. Muazzam bir basket. Adeta kepçe atışı diyebiliriz buna. Catchings'ten şimdi Melissa. Monica Hodges. Melissa boş kaldı. Melissa da bunları kaçırmıyor. 2'de 2 oldu. Son periyotta 58-46. Fark 12 sayı. Özge yavaş Doneka'dan kurtulmayı başardı. Yine karşısında Doneka hocası, şimdi pası. Pas arasını yapan Paulus. Hatta pot gibisin diye Paulus her yere uzuyor kolları. Pearson hücum tazeliyor. Tarsus Belediye ancak 5 saniye var hücum süreliğinde olmasına. Sean Pearson pasını verdi. Özge 3 sayı katış kullandı. İsabetli değil. Rebound'a orada. Hornbuckle çıktı ama alamadı. Tamika Catchings yerde kaldı ve faul. Hornbuckle da faul yapıyor. İkinci faul yapıyor. Tarsus Belediye'nin 2, Galatasaray Medikal Park'ın 3 takım faulü var. Son 7,5 dakikanın içindeyiz. 12 sayılık avantajı söz konusu. Galatasaray Medikal Park'ın Tarsus Belediye karşısında 10 saniye var hücum süresinin son ermesine. Hocasın pası dışarı. Top Tarsus Belediye bench'ine gidiyor. Hornbuckle kenarda, Dominic Kenti oyuna giriyor Tarsus Belediye'de. Perdelemesi, Kenti'nin pası, Shara'yı life etkini gösterdi. Şimdi iki sayılık atış, isabetli değil, Paulus rebound'da. Tamika Catchings. Tuba Palazoğlu. Melisa'dan Doneka Hocası, Sylvia Paulus. 6 saniye var hücum süresinin bitmesine. Doneka hocası Tuba Palazoğlu 4 saniye kala yüklendi. Tuba yüksek bıraktı, atışta isabet yok. Hücum rebound'u, bu da girmedi. Fowlis o da rebound aldı ve yine bitiren Sylvia Fowlis. Çok iyi mücadele izliyoruz. 46-60 olmasına rağmen farkı, yani skorboardun öyle olmasına rağmen Tarsus hala oyunu bırakmış durumda değil ve çok iyi mücadele ediyor. Biraz daha yüzdeli atabilseler fark eriyebilir. Bu arada bir top kaybı daha. Kübra Siyah Demir yaklaşık 2 dakikadır kenarda bekliyordu, oyuna girdi. Özge kenara geldi. Evet, Tarsus Belediye Koçu Erdal yayın molayı alıyor. 6-19 kalan süre sevgili seyirciler. 60-46 en büyük fark. Şu anda skorboardtaki fark 14 sayıyla. Let's go.
Erdal Yeğen'in molası sona eriyor. Şükran Albayrak 14 sayıyla 14 sayılık farkla son 6 dakika 19 saniye giriyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, Galatasaray Medical Park yine üstünlüğünü koymaya başladı oyuna. Böyle devam edecek ederlerse eğer takı skorboarda yansıyacaktır eminim bu. Dediğim gibi bakalım nasıl geçecek. Catchings'in üçlüğü isabetli değil, biraz kısa kaldı. Seda Erdoğan topa dokundu ama alamadı. Tanika çeldi, Doneka'yla yeni bir hücum. Catchings'ten Fowlis, Tuğba iyi top çeviriyor Galatasaray Medical Park dediğim anda. Top kaybı geldi, Fowlis kontrol. Defa uçalıyor.